Tamam MSU'yu kendi içerisinde değerlendirdik. Güzel. Nasıl olduğunu ölçtük. Ancak şimdi bu olduğumuz MSU'nun normal YKS yani gireceğimiz YKS ile arasındaki bağlantı nedir? Bizim moralimizi yeteri kadar bozmamız mı gerekiyor yoksa İyi geldiyse gereğinden fazla sevinmem mi gerekiyor? Artık oldum ben mi demem gerekiyor? Bunların tespitini yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle öncelikle birkaç tane yorumumu aktaracağım. Sonrasında kendi MSU'yumdan sonra yaşadığım durumları hissiyata anlattığım bir video var. Tam MSU'yu gününe çektiğim 7 Nisan 2019 tarihine çektiğim bir video var. Onu da paylaşacağım onu da yorumlayacağım seninle beraber. Şimdi ben zaten geçen günkü MSU'ya öncesindeki mesajımı şunu söylemiştim. Bize kazandıracakları kaybettireceklerinden çok daha fazla olan bir sınav. Yani ne demeye çalışıyorum burada? Özellikle tarihi bakımıyla yani sınavı olan arasındaki vakite baktığımızda bir şeyleri düzeltmek için veya bir şeyleri korumaya çalışmak için, rehavete kapılmamak adına gerçekten çok güzel bir vaktimiz var önümüzde. İyi mi geldi mevzuyu? İyi bir sonuç mu elde etti? Tamam abi o zaman sen şunu diyeceksin kendine. Tamam çalıştım, çalıştığımın karşılığını belli ölçületlerde almışım. Tamam demek ki gösterdiğim emeğin karşılığını almayı biliyorum. Bir ÖSYM sınavı geldiğinde karşıma ben bunları hazırlıklı yakalanabiliyorum demek ki. Bir şeyleri değiştirmişim ve bu değişiklikler kapsamında iyi ilerleyebiliyorum. Yapmam gereken şey ne? Attığım adımları doğru atmışım demek ki. Hangi adımlar attığımı tespit edeyim ben. Ve bu adımlar doğrultusunda belirli şeyler yapmaya devam edeyim. Kendimi geliştirmeye devam edeyim. Ama biraz Kötü mü geçti? Sınav iyi gelmedi. Bekledim ben düşük geldi. Normalde ben böyle yapmıyordum. Çok daha büyük beklentilerle girdim sınava. Süreci yönetemedim. Türkçe uzun geldi bir anda karşılığını veremedim. Bilgi geldi sosyal moralim bozuldu, matematiğe vaktim kalmadı vesaire vesaire. Burada yapılması gereken şey ne? Eksik tespiti. Yani kararı düzgün veremedim dedim mesela daha demin. Yani demek ki o zaman sen bir ÖSYM sınavında heyecanlı olduğun bir sınavda farklı yerlere gidiyorsun. Bunun tespitini yapman lazım. Demek ki farklı durumlarla karşı karşıya kalmaya alışık değilsin. Yeteri kadar deneme mi çözmüyorsun? Yeteri kadar pratik mi yapmadın? Bilgi sorularında sıkıntı mı var? Süreyi yönetmekle alakalı sen yani süre sıkıntı olmuyor ben diyordun ama mevsul sende sıkıntı yarat. Demek ki normal tehditleri daha az süre çözmeye çalışarak başlayabilirsin. Branş denemelerinin sürelerini kısarak başlayabilirsin. Yani hatalarımdan ders alıp aslında ona yönelik bir şeyler yapmaktan bahsediyorum. En başında da söyledim bizim için kazandıracakları iyi de gelse kötü de gelse kaybettireceği şeylerden çok daha çok kat be kat daha fazla olan bir sınavdı bizim için. Bir tecrübe etmiş olduk işin sonunda. Tamam ben böyle diyorum tabii ki böyle çok güzel şeyler söylüyorum ama ben şu anda o zaman hemen şen şakrak mı olayım her türlü her Tabii ki bunu söylemiyorum. Şimdi birazdan zaten benim videomu izleyeceğiz. Mevsuyunun akşamına çektiğim bir video. Berbat bir ruh hali içerisindeydim. İzleyelim şimdi videoyu. 7 Nisan Pazar. Saat 23.35. Evet önümüze yeni bir engel daha çıktı bugün itibariyle yeni bir zorluk. Mezuni vardı bugün ve yani iyi bir sonuç geldiğini düşünmüyorum ben. İki tane Türkçe yanlışım var, iki tane matematik yanlışım var, iki tane fen yanlışım var, yedi tane de sosyalden yanlışım var. Başkalarıyla karşılaştırdım. Yani yakınız birbirimize. Yani 108 mesela ben de şu anda 104 civarı bir net var. 108 yapan var, 106 yapan var. Yani bir yer, belli bir yakınlık var ama gene de ben memnun değilim. Şu anda zaten bugün o memnuniyet, memnunsuzluğum da bugüne yansıdı aslında. Bugün hiçbir şey yapamadım. Bir buçuk saat falan çalıştım evi geldikten sonra. Sonra zaten sınavın sonuçlarına baktım. Bütün morali alt üst oldu. Bugün hiçbir şey yapamadım yani. Şu anda işte 35. gündeyiz. Yani bugün sıfır. Hani üçüncü gün oluyor. Bu ciddi ciddi bıraktığım 35 gün içerisinde. Yani gerçekten artık Gerçekten kötü hissediyorum kendimi. Hani yani böyle bırakasın, bırakıp gidesin yani geliyor. Hani bilmiyorum ben belki ne kadar kötü ne kadar iyi bilmiyorum sana bu sonuç şu anda. Belki ileride bakınca saçmalıyormuş gibi gözüküyor mu gerçekten şu anda kötü durumda ol, hissediyorum kendimi. Yapamayacakmış gibi hissediyorum. Hani dersin başına hiç oturamadım. Hani oturmak istemedim. Şey yapamadım bir türlü geldim saat 6'da eve geri geldik. Oturayım dedim oturamıyorum çünkü YouTube'dan birkaç tane video izledim dedim hani sosyal nasıl yapılır falan. Videoyu izleyemiyorum bile hani odaklanamıyorum bile videoyu izlemeye. Şey yapamıyorum bile hani dinleyemiyorum bile. Kafam başım ağrımaya başladı falan. Bütün haliyle kitlendim hani faydalı şeyler yapabilirdim bir şeyler izleyebilirdim. Bir şeyler öğrenebilirdim bir şeyler katabilirdim kendime Ben onun yerine boş boş oturup dizi izlemeyi falan tercih ettim bugün. Hani pişman da hissedemiyorum bu konu hakkında kendimi çoğu çünkü, çünkü bilmiyorum hani gerçekten bugün hani arada oluyor yani bu 35 gün içerisinde ama ilk defa böyle oluyor. Hani önceden oluyordu gene ama ben yani hedefimden şaşmış gibi hissediyorum hani şu anda geriye 65 gün kaldığını farkında değilmiş gibi gibiyim yani gibiydim bugün. Yani inşallah bunu bugünü arkamda bırakacağım. Yani hedefim şu anda işte bu hafta tam Tempo. ama işte mesela haftaya da sınav var şimdi o haftaki sınav da kötü geçse gene bir sen deneme gene bir şey yapma gene bir yeniden başlama olacak yani bu ritmi bir, bir türlü ayarlayamıyorum yani bir türlü sınavların sonucunu kabul çalışmaya devam edemiyorum hep bir hep bir ölüme engel olarak geliyor bu sınavlar yani aslında bir sürü aşama kaydettim AYT kısmından bir sürü bir şeyler ilerleme kaydettim ama şu TYT'deki yaptığım yanlışlar özellikle sosyal bölümünde yaptığım yanlışlar beni gerçekten çok sıkıyor. Yani ileride inşallah sosyalim ne bileyim iyi olur inşallah da bunlara değmiş olur yani. Şu anda hani oturup bir anda sosyal mi çalışmaya başlasam acaba falan diye düşünüyorum. Sonra diyorum acaba ya gereksiz ya o kadar değer vermeye gerek yok sosyal ederim. Ama aslında sırf salak sosyal yüzünden mesela bugün 7 tane yanlış yaptım sosyalden. 7 tane yanlış yapmayıp 3 tane yanlış yapsaydım 4 tane 5 net elde ediyorsun. Bugün 103.75 değil 108.75 oluyor. 108.75 ben yani şu anda bugün 108 net yaptım biliyor olsaydım ben şu anda sevine sevine çalışırdım. 6-7 saat, 8-9 saatte çalışırdım ama işte o salak 4 net benim şu anda bir bütün bir günümü yememen sebep oluyor. Yani böyle bir sıkıntısı var yani sosyalin. Yani işte dediğim gibi bugünü şu anda yemiş olduk. Kaf çalışamıyorum şu anda kafam almıyor. İnşallah yarından itibaren şu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe tam ritim yakalarım. Şöyle bir 10-11 saatlik bir ritim yakalarım inşallah. Ee, özellikle salı ve perşembe günleri de okula gitmeyeceğim, okula ve dershaneye gitmeyeceğim günler. Şöyle bir 11 saatlik bir ritim yakalamayı planlıyorum artık. Ee, i̇nşallah bakalım çünkü az kaldı. Yani ya elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. Hani gerçekten yoruldum ama yapacak da başka bir şey yok dediğim gibi. Öyle Görüşürüz. Evet görmüşsündür. Yani iki sene geçti bu videonun üzerinden. Ya şu anda bu videoyu böyle izleyince ben de garip oluyor. Benim iki tane Türkçeden, iki tane matematikten, iki tane fenden, yedi tane de sosyalden yanlışım vardı. Yani totalde 13 tane yanlışım vardı dedi. 173.75 net'e denk geliyor. Gerçek sınavda 110 net yaptım ben. Arada 6.25 net fark var. Ve tamam, bakın da 10375 fena değil, gayet iyi. Neden bu kadar ağlamışsın diyeceksin biraz daha videoda biliyorum. O yüzden açıklamasını yapıyorum zaten. Benim hedefim, hatta videoda da söylüyorum, 108 yapsaydım ben, her şey gayet müthiş olacaktı benim için. Yani özellikle 105 bandında, eğer o bandlardaysan biliyorsundur zaten. 105 bandlarında 108 ile 100 arasında çok büyük fark vardır. 110 ile 105 arasında çok büyük fark vardır. Yani o aşama 90 ile 105 arasındaki fark gibi de neredeyse. O işe meyal etmesi çok daha zordu. O yüzden ben hem bu durumdan dolayı hem kendimi hep 110, 105, 108, 109 bandında görmek istediğim için artık ve arkadaşlarımın da o zaman benden daha yüksek yaptıklarını gördüğüm için kötü bir ruh hali içerisine girmiştim. Yani de gerçekten bu noktayı koymak istiyordum artık. Orada kendimi iyice ekstradan göstermek istiyordum. Etrafındaki insanların bunu yaptığını ancak benim yapamadığımı görünce ekstradan beni zorlamıştı bu durum. Ve o ruh haline göre çekmiştim. Yani gördüğün gibi şu anda İğrenç bir ruh hali içerisindeyim. Yani ne yapacağımı bilmez bir durumdayım. Sanki bırakıp gidesim geliyor. Şunu yapmak istemiyorum artık yapmak. Yani gerçekten bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Şımarıklıktan söylemiyordum. Yani tamam dediğim gibi net iyi olur kötü olur. Benim ruh halim orada önemli olan aslında. Bu ruh halindeydim. Ve şimdi aslında sana şunu göstermek istiyorum. Bundan sonraki gün peki ne yaptım? Onu da videoladım ben senin için. Onu da izleyelim bakalım. 9 Nisan Salı. Bir pazartesi gecesi. Saat şu anda 12.47. Ee, Merseve'nin şokunu yavaş yavaş atlatmaya başladım üzerinden. Bugün işte bir e, YGS denemesi çözdüm. Farklı bir stil uygulayayım dedim Türkçe azını özellikle. Çünkü bir video izleyip kaza geldim. Hızlı çözme adına. Saçtım. E, 8 yanlış falan yaptım YGS'de, Türkçe'de. Sosyal zaten dokuz yanlış. Fen'den de altı yedi yanlış. Matematik bir yanlış. Yani kötü bir denemeydi. Olsun deneme sonuçta. Şu anda bitti. yeni bir şey denedim. Olmadı yani. Yap, yani bakalım geliştirmeye çalışacağım o, o, stili diyelim. Şimdi işte o birazcık iki tane video izledim işte coğrafya Türkçe adına. E zaten sonra soru çözümlerine kaldım işte biyolojinin soru çözümü, matikinin soru çözümü derken zaten e, sonrasında işte sonra eve geldim. Eve geldikten sonra da biyolojiden biyoloji çalıştım işte dolaşım sistemi bağışıklık çalıştım birazcık da canlı yayın bundan bulunan temel bir şeyden çalıştım. 2,5 saat, 3 saat, 3 saat. Yatacağım şu anda çünkü yarın kütüphaneye gideceğim. Yarın yoğun bir çalışma yapmayı planlıyorum. Ee, üzerine yoğunlaşmayı planlıyorum. Bakalım yani öyle gözüküyor. Yarın bildiririm. Atatürk kütüphanesine gideceğim ilk defa yarın. Bakalım nasıl bir yermiş. Göreceğiz. görüşürüz. Evet gördüğün gibi önceki gün berbat yani lan ne oluyoruz sanki bırakıp gideceğim lan bir tarafımı keseceğim falan gibi böyle bir video çekmişim. Sonraki gün izliyorsun 8-10 saat çalıştım her neyse. E ne oldu hani dün berbattı işler çok kötüydü. E, ne oldu kendine güvenmiyordun çalışasın gelmiyordu bırakasın geliyordu. E, işler iyi gitmiyordu artık göstermek istediğim bir şeyler vardı yapamıyordun. E ne oldu bir sonraki gün kaç saat çalıştın. Yani aslında ben bunu motivasyon videolarını da söylemeye çalışıyorum. Bizim karıştırdığımız nokta bu. Yani biz çalışmakla motive olmanın aynı anda olması gerektiğini düşünüyoruz. Motiveysem çalışırım veya iyi hissetmeliyim ki çalışabileyim. Hayır böyle bir şey yok. Önceki gün berbat, en dipte hissediyorken son ilk gün o kadar saç çalışabildiğim için ben başarılı oldum zaten. Bir şeylerin eksiklerinin üzerine gidebildiğim için. Mesut'e 7 tane sosyal yanlışım vardı benim. Gerçek sınavda 2 tane yanlışım vardı benim. Mesut'e 3 tane tarihten yanlışım vardı. Gerçek sınavda tarihim benim fullü. Bu değişikleri yapabildiğim için ben zaten başarılı oldum. Ve aynı zamanda Türkçe'yi, matematiği, feni koruyabildiğim için, onun üzerine bir şeyler ekleyebildiğim için, ...yani iyi zaten diye bırakmadığım için başarılı oldum belki de. Sana atmak istediğim şey bu. O yüzden başta belirttiğim temel prensibe göre eksimizi tespit edeceğiz gerektiği zamanlarda ya da iyi bir şey doğru bir şey yaptıysak yaptığımız doğru şeyi tespit edeceğiz. Bu, bu şeyleri uygulayarak ilerleyen sürece devam edeceğiz. Ben de seninle beraber aslında hem o zamanlar paylaştığım videoları paylaşarak hem de bu süreçle alakalı neler yapabileceğine alakalı seni yani bilgilendirerek sana yardımcı olmaya devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.